Evet Rıza Bey, sizi dinliyoruz. Ya kararınızdan vazgeçmediniz inşallah. Yok öyle bir şey demedin Nurcuğum. Hu benim erim. Ölümden döner sözünden dönmez. Ah, belki bizim yanımızda söylemek istemiyor. Hayret, ilk defa doğru bir şey düşündü. Evet Yeniz'cim, isterseniz siz şey yapın da biz aile arasında konuşalım. Siz de biraz anlayışlı olun da insanları rahat bırakın Tuna Bey. Çok kabasınız. Ya tamam hadi bir sakin olun. Bir dinleyelim bakalım Rıza Bey ne söyleyecek. Evet Rıza Bey. Bakın Alık Bey, anlayışınıza sığınırım. Estağfurullah. Hani iki gün sonra Sima'yı istemeye bize geleceksiniz ya. Ancak. Ancak? Bizim bir şartımız vardır. Nedir o? İsteme esnasında hiçbir şekilde sosyal medyada herhangi bir şeyi paylaşmanızı istemiyorum. Yandı. Oh! Ne oldu? Skandal. Böyle bir şey olur mu? Böyle ne demek ya? Sosyal medya. Ha? Dönün yandı. Aşkım otomatikman elendiler biz gidiyoruz sadece. Rıza Bey, etme da. Bütün gece fotoğraf nasıl paylaşmayacağız? Bütün memleket benden bu anı bekliyor ya. Ben sözümü söyledim. Benim sözümün üstüne söz söyleme. Nokta. Uy! Ben Karadeniz kadınıyım. Sen beni susturamazsın. Konuşacağım sabaha kadar. Ayrıca bu tür kararları önce benimle paylaşacaksın. Meltem Hanım, kankacığım kusura bakmayın. Benim de bundan haberim yok öyle. Sultan, af kurma da tamam. Mutfak. Ha ne mutfağı? Otur aşağı. Ya bir sakin olun. Sakin olun. Vallahi benim için bir sakıncası yok. Çünkü ben de sevmem zaten öyle şeyleri. Bize uyar. Yani tabii oğlumuzun özel gününden fotoğraf paylaşmak isterdik ama sizin kararınıza saygımız sonsuz. Teşekkür ediyorum Meltem Hanım. Ya benim evim benim için mahremdir. Bir şey paylaşılmasından hiç haz etmiyorum. Siz sonra uşağınızla böyle bol bol çeker çeker paylaşırsınız. Doğru, doğru. Tabii, tabii. Kankacığım, siz de gelecek misiniz kızı istemeye? Tabii ki Sultan Hanım, biz de geleceğiz. Lütfen bir dakika lütfen yani. Bu ne demek ya? Allah Allah. Var mı böyle bir şey canım? Allah Allah. Bu durumdan sonra tabii gözden geçireceğiz gelip gelmemi. Olur mu? Gönül. Aa Tuna. Sero'ya bak. Eğer fotoğraf paylaşamayacaksa gelmeyecekmiş ana. Abiciğim öyle değil. Yani ben tabii geleceğiz. Ya niye yani? O anlamda demedim onu. Yani hangi anlamda dedin? Şey anlamında. Yani tabii ki havuç bizim. Havuç için tabii ki geleceğiz ama yani bu yani... Yani Gönül bir şey söyle ya. İstemiyor adam. Niye uzatıyorsun? Haklı. Haluk tamam. Allah'ım sus. Ben affedersin Haluk kusura bakma ama yani düşünüyorum sindiremiyorum abiciğim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lütfen kendinize gelin yani. Ben paylaşım yapamayacaksam, orada bir canlı yayın yapamayacaksam abiciğim. Olur mu böyle şey ya? Niye gidiyorum o zaman o ben menasibi? Kız demede ne işimiz var bizim Haluk? Allah'ını seversen ya. Paylaşmayacaksınız herhalde. Biz sonra Emre ile Sima'yı alırız. Bir kenarda fotoğraf çektiririz, onu paylaşırız. Sonuçta biz Rıza Beylerin evine misafir gidiyoruz ve orası onların özel alanı. Meltem, affedersin biz de kendi evimizden paylaşıyoruz. Kendi evimizi bizim özel alanımız. Ne fark eder? Biz özel alandan paylaşıyoruz. Orada niye paylaşamıyoruz? Tuna! Artık bunu burada konuşmayalım. Yeter! Ay buluyor. Tezür ederim kakacığım. Yabancı değiliz de istediğini konuşabilirsin kocanla. Doğru söylüyorsun Sultan Hanım. Konuşalım tabii. Konuşalım, sonuna kadar konuşalım. Eğer ben paylaşım yapmayacaksam niye gidiyorum o kız isteme töreninde ya? İşte Tuna'nın Emre sevgisi. Paylaşım yapamayacaksam niye geleyim ki? Ben sevincimi paylaşmaktan bahsediyorum Özlem. Yani benim sevincimi beni takip edenler görmesin mi? Orada izlemesinler mi? Kendi sevincimi paylaşacağım ben orada. Ya kardeşim, sevincini, üzüntünü sosyal medyada yaşamak zorunda değilsin ki. Biz bize görüyoruz işte, yeter. Haklısınız Haluk Bey ama Rıza Bey'in bu tutumu da çok barbarca. Anlamadım. Efendim, insanların sosyal medya kullanımını eleştirebilirsiniz. Ama bu özgürlüklerini elinden alamazsınız. Çok yanlış. İstemiyorsa selfie çekir, sadece yüzümüz görünür. Sizi ve evinizi göstermeyiz. Evet, ben de aynı fikirim. Yeter ulan. Ben selfie melfi bilmem. Benim evimden paylaşım etmeyeceksiniz. O kadar. Nokta. Ben de sizin bu barbarca tutumunuzu anlamıyorum. Nokta. Rıza Bey, Rıza Bey, lütfen. Otur, sakin ol, sakin ol. Ya sen de bir sus be kardeşim. Ne yapayım Haluk Bey, yalan mı söyleyeyim? Çok barbarca bir tutum. Hiç hoşlanmadım. İster paylaşım yaparız, ister yapmayız. Size ne? Benim evimde benden izin sus. Bırak bir şey paylaşmayı, nefes bile alamazsın Sertaç Bey. Ha bunu da o kot kafana sok. Anlaşıldı mı? Meltem Hanım,
Her şimdi ayağa kalkınca fark ettim. Ne kadar uzun boyun var ya. Çabuk giyerim yine kesemeyirim seni. Kaçtır senin boyun. Sultanımcığım bunu sonra konuşsak. Siz şimdi Rıza Bey'i bir tutsanız. Oy ben onu bırakalı çok oldum. Saldım onu saldım. Bıraktım. Kendi kararlarını kendi verebilecek yaşta. İnanmayırım Sertaç Bey. Anlaşıldı mı diyorum. Rıza Bey, Rıza Bey o öyle abuk sabuk konuşma. Doğruları söyleyince işine gelmedi tabii. Ayrıca siz de misafir geldiğiniz bir evdeki diğer misafirlere karşı tutumunuza dikkat edin efendim. Sözlerinize dikkat edin. Etmezsem ne olur ula? Efendim ilk kez Haluk Bey'den daha kaba bir insan görüyorum. Haluk Bey, müsaadenizle ben buna sıkayım. Sıkma, 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 sıkma. Gerek yok, gerek yok. İyi, o zaman kafa atayım. Ha, o olabilir. Haluk! İyi ki araya girdik. Yoksa çok kötü şeyler olabilirdi. Ama hak etti. Sertaç hak etti. Yani öyle abuk sabuk konuşuyor. Böyle bir yok yalan mı söyleyeyim bir bilmem ne. Benden kaç kere dayak yedi yani. Bak böyle alırlar paçasını aşağı. Ya Allah'ını seversen ya lütfen. Ya sen de bu konuda biraz yanlış konuşuyorsun. Bak günahım kadar sevmem Sertaç'ı. Ama bu konuda yerden göğe kadar haklı. Ne demek abicim ya? Gibi o ne karışıyor ya? Bu paylaşımı yapacağız tabii ki yani. Bu en doğal hakkımız bizim abicim. Oğlum. Dışarıda istediğin paylaşımı yap. Hatta böyle nefes alırken bile paylaşım yapabilirsin. Ki öyle yapıyorsun. Ama adamın kendi evinde o paylaşımı yapamazsın. Yok, anlamıyor. Anlamamakta da ısrar ediyor. Tuna bir gün başına bir şey gelecek bu paylaşımların yüzünden. Aa, kaza yaptılar ya. Ah, unuttum tabii kaza yaptılar. Evet, ölüyorduk lan senin yüzünden. Aa, ohoho. Abi Vedat Bilir'e bak, bir anket yapmış. Kaç tane kişi tıklamış? Bak, 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 bak. Görüyor musun? Ay hiç açma konuyu, hiç açma konuyu. Aa, neden Meltem? Çünkü bu konu yüzünden Emine ile Kadriye'nin birbirine girmiş. Hiç öyle deme Meltem, kusura bakma. Ya şaka değil bu, bu son derece önemli. Toplumsal bir mesele bu ya. Ya son derece önemli. Şaka değil ya Haluk ya. Yani menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı yapılır abiciğim? Siz merak etmeyin Zera Bey. Biz Kükre Kadriye ile sabah bu konuyu toplumun yerine tartıştık. Bir dakika ben bunu merak ediyorum. Bu önemli. Lütfen herkes cevap versin buna tek tek. Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı Meltem? Bence soğansız. Bence de. Soğanlı tabii ki. Aa! Soğanlı menemen mi olur canım? Herhalde. Yok abicim bence de soğansız yapılır menemen. Soğanlı menemen mi olur ya? Zaten 250 bin kişi bak tıklamış soğansıza. Oğlum soğansız menemen mi olur? Ya kızdırırsın. Soğanları atarsın. Biberleri kesersin. Ondan sonra domatesi yayarsın. Bu biraz böyle pişer. Sonra yumurtaları kırarsın. Biraz kırmızı biber. Sonra alırsın ateşten. Ekmeği kırıp böyle lap 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 yersin. Abiciğim Allah aşkına yemek mi pişiriyorsun yoksa menemen mi yiyorsun? Soğan puan koydum yemek gibi olur abiciğim. Olur mu öyle şey? 250 bin kişi de boşta herhalde soğansıza oy vermemiş yani. Oğlum menemen soğanlı olur. Soğanlı diyenler kaç kişi? Onlar da 250 bin. Yani başa baş gidiyor ama 250 bin kişi soğansız demiş yani. 250 bin kişi de soğanlı demiş. Evet demiş. Ne yapayım yani? Evcim soğansız olur. Soğanlı ne öyle yemek ya gibi? Ya soğansız o ne? Şimdi hangisi kazandı? Soğanlı menemen mi, soğansız menemen mi? Valla kim kazanır bilinmez ama her zamanki gibi kaybeden ben oldum görünen. Sonuçlar ne zaman açıklanıyormuş? Bu akşam. Anket bu akşam bitiyor. Yani tabii ki soğanlı. Kazanan belli. Nereden belli Haluk? Belki soğansız kazanacak. Daha anket sonuçlanmamış ki. Var mısın iddiaya? Varım. Hadi gel. Kaybeden akşam herkese menemen yapar. Tamam, kabul ediyorum. Ama eğer soğansız kazanırsa herkese soğansız menemen yapacak mısın? Yapacağım. Söz mü? Taş vurun sözü. Akşam bizdesiniz. İyi, çok güzel. Çocukların da okulda ilk günü onları da alır geliriz burada beraber yeriz. Tamam. Menemen partisi. Baba baba baba. Menemen partisi. Oğlum delikanlı gibi menemen hep böyle ekmek banacağız. Ne öyle menemen partisi? Parti işte. Ya hadi oradan ya. Parti yap, menemen partisi mi? Ben işe gidiyorum. Tamam canım, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yumurta yoksa almayı unutma. Menemen partisi ne? Soğan almana gerek yok. Ekmeği böyle yiyeceğiz. Partiymiş. Falan da alırız. Evet, evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
ayrı düğün tutarız bu evde.